Şimdi dikkat. Çok önemli bir gölün ismi bu sefer. Çok güzel bir yerin ismi. Göz bebeğimiz bir yerin ismi. Yakın zamanda da gündem oldu. Haberlerde, gazetelerde, şurada, burada adı çokça geçti. İnşallah gözünüze gelmiştir. Buyurun. Yakın zaman önce ilginç projelerle gündem olan, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan doğa harikası gölün ismi Burdur'da. Bravo. Bilen var ama kendine saklısın lütfen. Alalım mı bir harf Burak Bey? Alalım. Buyurun. Türkiye'nin Maldivleri diye anılıyor çünkü inanılmaz berrak bir su, beraberinde parıl parıl kumsallar. Göl mü arıyoruz? Evet efendim, gölün ismini arıyorsunuz. Nokta nokta gölü. Bir harf daha. Bir harf daha Yakın alayım. zamanda gündemi meşgul etti çünkü oralara bir şeyler inşa edilmeye kalkıldı mı desem yanlış mı olur? Öyle bir projelerden bahsedildi. Dediler ki yapmayın. Bir harf daha Bir alayım. tane daha. Ne gölü? Demek ki kulağınıza gelmemiş. Bence bir harf daha alalım. Bir harf daha Evet, alayım. kendimizi buradan kurtaralım. Sekiz tane sesli harf. Bir tanesini kullanacağız. Solda. En baştan başlayalım mı? Salda. Salda gölü. Sizi biraz uğraştırdım, biraz sıkıntıya soktum. Ama bence çok seveceğiniz bir yerin de, efendime söyleyeyim, ön bilgisini verdim. Vallahi öyle. Siz zaten güneyde yaşıyorsunuz. Oraların birçok yerini bizden daha iyi biliyorsunuz. Şöyle azıcık deniz kıyısından uzaklaşırsanız, İçeri doğru. içeri doğru daha güzellikler de sizi bekliyor Burak Bey.